Kavabanga! Merhaba. Tekrar nasılsınız? Ben Rim. Metal Gear Solid Let's Play serimizin 11. 11. 11. 11. bölümüyle karşınızdayım sanırım. En son artık bilmiyorum. Yani Orta Doğu'da karışıklıklar, işte benzin fiyatları yüksek, bilmiyorum. En son bayağı bir olaylar olmuştu. Big Boss yakalanmıştı, hapisten kaçmıştık. Sonra o kadar. Daha bir şey olmamıştı. Şimdi ekipmanımızı bize getiren askerden ekipmanımızı geri aldık. Onu da dediğim gibi ekstra oplardan birinde oynayabiliyoruz. Ve şimdi artık Peace Walker'ın hangarına gidiyoruz. Snake, Peace Walker hangarın üstün dibindeki hangarda aktive edilmek üzere. Oraya git ve çalıştırmadan önce yapay zekayı yok et. AI dediği zaman yapay zeka anlamına geliyor. Hem eğlenelim hem öğrenelim yani. Şimdi muzumu aldım. Boş şarjörümü aldım. Full ton, Sonic Eye. Daha ne ister insan? Başka harbiden yine bir şey al. Aa, şu Mayo'yu hala alamadık değil mi? Ya arkadaş, şu Mayo bir çıksın, yemin ediyorum Mayo ile oynayacağım bütün oyunu ya. Neyse o zaman. Dur bakayım, bir askeri değiştirmeyi deneyim. Mesela şu Walter White ile oynayalım. Ha evet, bu askerler olursanız bunların böyle suratları maskeli oluyor. Hepsinin aynı yüzü var. Hiç yani şey, yüz görmek yok. Hepsinin maskesi var. Ha, kadın olabiliyorsunuz. Sadece onların işte fiziği farklı oluyor biraz. Bakayım bir tane var mı burada? Mesela şu abla var. Shrew. İşte böyle kadın ajanlar var MSF'te. Gördüğünüz gibi kolu benim bacağım kadar. Onlara takım elbise giydirebiliyorsunuz. Böyle bayağı havalı oluyorlar. MSF ajanları böyle oluyorlar takım elbiseyle. T-shirt giydirdiğinizde bile... Aslında şu hiç fena değilmiş bak. Şu şekilde bu göreve gidebilirim. Ve dediğim gibi bu oyundaki birçok görevi aslında hani Big Boss olmadan da oynamak mümkün. Yani Big Boss sanırım sadece boss savaşlarında gerekiyor. Ve onun dışında birkaç oyunculu falan şekilde de oynamak mümkün. Ha işte böyle kadın kostümleri var falan filan. Ha bak, bu MSF'çilerin bayağı farklıymış zırhı ya. Neyse, biz şimdi yine Big Boss'a geçiş yapalım. Çünkü kalbimizin kahramanı o. O halde başka bir şey, Analyzer'ı da alacağım. Çünkü ha, geçen sefer bu arada itemları bıraktık ama koşuş hızımızda hiçbir fark hissetmedim. Dolayısıyla artık kafama göre yani. Daha da Davos'a gelmem. Tamam. Görevi başlatalım o zaman. Start mission. Evet. Basit bir yükleme ekranımız var. Ve Snake bütün ekipmanına ve muzuna geri kavuşmuş olarak tekrar sana de zamanımız az. Hemen Peace Walker'ın hangarına ulaşmalısın. O zaman ne yapayım lan? Alarmları çaldıra çaldıra koşayım mı Kaz? İstiyor musun? Vallahi yaparım bak. Şimdi derhal buradan çıkmamız lazım. Peace Walker'ın hangarı nerede peki? Geçen sefer gittiğimiz yönde mi? Evet, bir kez daha asansöre ulaşmamız gerekiyor sanırım. Yalnız şu tarafta bir kapı daha var. Oraya da bir göz atmak istiyorum. İzninizle. İzin verildi. Şuradan alternatif bir yol deneyeceğim. Çünkü burası bayağı sakat göründü gözüme. Aha, bir rehine. Dur, yeteneklerine bir bakalım bu herifin. Fena değil. Ama neyse, hadi kaçıralım ya. Sonuçta rehine adam. Burada yatsın mı yani ömrünün sonuna kadar? Üzülüyorum bunlara ben ya. Zaten oyunlardaki sanal karaktere üzülme kadar saçma bir şey yok ama bir türlü üzerimden atamadım bunu ben. Oo, herif buraya geliyor. Bu herife görünmememiz lazım. Bu adam, bu bıyıklı adamlar çok komedi ya. Buraları yıkılıyor, benden yıkılıyor. Her gün peşime bıyıklı takılıyor demiş şair. Oo, burada kesin görüneceğim ya. Buradan çıkmak için daha iyi bir strateji, tactical move gerekiyor bana.
There's a thousand losers, only one of me. Bam. Bu herife bayılttık. Bu herife de freeze'i çaktım. Ve gidiyorum ulan. Çok iyiydi ya. Birine elektroşok, birine muz. Ve bu herif orada 4 görev boyunca yerde yatmaya devam edecek. Çünkü daha önce de bunu. Bu arada bu kostüm burada baya mavi görünüyormuş. Dışarıda bu kadar mavi görünmüyordu. Düşmanlardan diyor uzak dur bu bölgede. Üzerine çullanırlarsa işimiz zor çünkü. Gerçekten de öyle. Bir iki kodekle arayalım bir bilgi. Hugh diyor ki Peace Walker'ı çalıştırmaya hazırlanıyorlar. Acele et. Ben de diyorum ki Hugh sen acele et. Daha diyorum adında meymenet yok. Türkçedeki belki de en komik kelimelerden bir tanesi meymenet. Sanki böyle internet servis sağlayıcısı adıymış gibi geliyor bana hep. Şuraya bu adamı çağıralım. Gel. Niye sesi duymadın? Kulağında kulaklık var, o yüzden mi duymuyor bunlar? Ha, what was that noise dedi biri ama bu adam demedi. Ulan var ya buraya alt kattan falan biri gelirse şimdi ama ortalığı birbirine katarım. Aa, boksum var. Aa, bu güzel işte ya. Bak şimdi. Sessiz de yürüyorum. Çok iyi be. Bam. Freeze. Fulton. Fulton. Ve son bir Fulton da bu arkadaşa. Harika ya, harika. Bayağı iyi oynamaya başladım oyunu. Mother Base diyor dolu, yerimiz yok. Booking'den başka yere bakın diyor. Mother Base is practically overflowing. Aşırı yüklendi diyor. Artık insanları almayacağım diyor Kaz. Alma kardeşim, ne yapacağız? O kadar mülteciyi kapıda mı bırakacağız? Şu herifi de hemen ışınlıyorum. Ya bu gizli dokümanlar acaba bu görevde burada görünüyorlar mı nedir? Çünkü sonuçta deminkiyle bu farklı görevler teknik olarak. Aynı bölgede geçmelerine rağmen... Aa, bu diyalog çok iyiymiş, ben bunu bilmiyordum ya. Mother Base aşırı doldu diyor, bu insanlardan birazı gidene kadar falan diyorsa hey itmeyi bırakın falan filan diyor. Bak yine gün geçmiyor ki bir askerimiz daha muzla korkutulmasın. Yine 50 mi arkadaşlar bunda? Özelliklerine bakalım. Ha, özellikleri iyi değilmiş bunun, ellemeye değmez. Peki. Şurada bir asker var sanki diyecektim ki var. Gayet var. Kendisi son derece var. Bu koşabilmek çok büyük avantaj ya. Harbiden bölümü acayip hızlı oynamanızı sağlıyor. İşte teknolojinizi bu yüzden geliştirin diyorum. Batı medeniyetleri muasır medeniyetler seviyesine çıkıyoruz. Bak ikisine de freeze çakacağım. Harika ya, ikisi de yan yana yatıyorlar. Hadi Miller'a gönderelim, bunları iyice delirsin. Aha. Çok iyi ya. Artık diyor daha fazla Fulton gönderme. Mother Base o kadar durdu ki, doldu ki hepimiz diyor sadece ayakta durabiliyoruz. Sonra birisi hey birisi denize düştü diye bağırdı. Belediye otobüsü gibi oturuyorlar içeride. Miller'cim sen o kadar orada rahat battı sana. Al şimdi biraz da sen cefa çek. Aha bir cutscene. Artık çok geç Big Boss. Snake. Paz. Nihayet onu buldum. Seni buraya getiren asıl suçun kaynağı. Onu çoktan fabrikadayken halletmeliydim. Snake yapma. Mammalpod. Mammalpod'u tamamladık. Peace Walker'ın aktivasyon süreci bitirildi, tamamlandı. Boss konusunda sen sonuna kadar sadıktın. Sana bunu hakkını vereceğim. Ama sessizliğin tam da ihtiyacım olan yanıttı. 10 yıl önce görevin onu öldürmekti ve onun görevi de senin tarafından öldürülmekti. Ki öyleydi, biz oynadık hatırlarsanız. Amerika'ya olan görevini sonuna kadar tamamladı.
Senin sayende Snake, son kayıp parça artık yerine oturdu. Ve böylece boss'un yapay zekası tekrar hayata geri döndürüldü. Teşekkür ederim. Hayata geri mi döndü? Sen delisin. Sana küçük bir sır vereyim Big Boss. Görüyorsun ya, Peace Walker'ın ilk hedefini çoktan seçtim bile. Karayiplerde, denizin ortasında bir bölge. Rüzgarlar, fallout, nükleerden atıkları bütün işte kıyıya doğru taşıyacak. Balıklar ve ekinler ölecek. Peace Walker'ı seri üretime geçirecek, bol bol bedava işçi gücü kalacak. Bu arada tam da atacağımız yere gidip birisi bir askeri üs kurmuş. Kim öyle aptalca bir şey yapar ki? Tam da hedef noktamızın ortasına. Ah, ne yapalım? Savaş başlıklarını test etmek için daha da iyi bir hedef. Seni lanet. Bir grup Karayip okyanusunun ortasında bir grup korsanı kim özleyecek, çok merak ediyorum. Ama önce Beyaz Saray'a bizim bebeğimizin Karayip kıyısındaki tek başına yürüyebileceğini kanıtlayacağız. Bütün dünya Peace Walker'ın ne kadar işte mobil olduğunu görecek. Hem komünist ve gerilla kontrollü hem komünist hem gerillalar tarafından tutulan bölgeleri aşabileceğini ve gitmesi gereken her yere bir nükleer füze gönderebileceğini görecekler. Dokunulamaz, durdurulamaz. Mükemmel tehdit. Soğuk savaşın günleri tükendi. Artık birbirini tehdit etme konsepti sadece Amerika ile Rusya arasında değil diyor. Öyle mi? Aha, biliyor musun? Aslında gerçekten haklısın. Biz burada ellerimizi kendimiz aramızda uğraşırken Çin, Fransa, hatta Hindistan bile bizi geçti. Artık ortalıkta herkes nükleer füzeler biriktiriyor. Nükleer tehdit sadece daha da yaygınlaşacak. Dolayısıyla tam olarak burada ve şimdi bunu durdurmalıyız. Ve Peace Walker projesi bu işin anahtarı. Peace Walker bu kaos dolu dünyaya barış getirecek. Görmüyor musun Snake? Nükleer füzelere ihtiyacımız var. Düzgün kontrol edilen nükleer füzeyle barış getirebiliriz. Yalan söylüyor. Peace Walker barışı geri getirecek. Yeni bir soğuk savaş sistemiyle. Eğer dünya bizim planımızın dahiliğini görecekse fırlatmayı yapmak zorundayız. Snake. İzin verme Snake. Kaçmalarına izin verme. Of, şimdi çok epik bir sahne geliyor. Andalusian'a binip dudun 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 dudun. Burada çalacak müziğin adı Outer Heaven. Yine Peace Walker soundtrack'inden. Merak edenler olacaktır. Benim favori bir zamanlar antrenman müziklerimden biriydi bu da. Ve geliyor. Burası değilmiş. Affedersiniz. Bundan bir sonraki bölümde çalacak. Unutmuşum. Önce bunu dövmemiz gerekiyor. Ve ben bunun için gerekli ekipmanımı aldım mı? Galiba üste gitmeme izin verecek bir kez daha. Ve artık boss'un yapay zekası tamamlanmış olarak o şeyin üzerinde. İşte Peace Walker bu. Logosu da var. Bu konuda Huey'den bol bol bilgi alabiliyorduk savaştan önce ama şimdi 2 saat dinlemeyeceğim. Hatırlamaya çalışacağım saldırılarını. Bayağı değişik türde saldırıları var işte. Roket atıyor, lazer atıyor, tarıyor. Bir radyoaktif dalga gibi bir şey yiyor kafasından. Ezmeye çalışıyor, zıplayıp uzaklaşıyor. Ayaklarıyla tekme atıyor. Ayağıyla sizi ezmeye çalışıyor. Kaldırıp böyle fırlatabiliyorsunuz falan, ki çılgınlık. Evet Snake, ateş et o şeye. İki el eminim onu durduracaktır ya. Ne oldu, ne yaptım diyor. Kendini savunma sistemi devrede. Normalde yürüyüp devam edecekti sıktık diye. Snake, pod'un kendini savunma modülü var. Çok iyi ya. Saldırıyı tespit ettiği anda daha önce verilen emiri iptal ediyor ve kendini savunma moduna geçiyor. Şu anda Peace Walker'ın en büyük hedefi sensin. İşte geliyor. Evet, flamethrower var. Tamam, next mission, okey. Hadi hiç vakit kaybetmeyeceğim. Bu kapışmaya hemen girişmek istiyorum. Kapışmaya girişmek.
Neyse. A almışız, fena değil. 4 asker, 3 asker bilmem ne. Şimdi Mother Base tıklım tıklım biliyorum ama ha bunları kovmadan bu menüden çıkmama izin vermeyecek. Dolayısıyla şu E'leri biraz kovalım. C'leri de kovalım. Zaten belli bir noktadan sonra hani Mother Base'de o kadar uzman kadro oluşuyor ki hani C'lere M'lere yeriniz kalmıyor artık böyle. D'yi geçtim. Herkes ya B oluyor ya A oluyor ya S oluyor. Bakın birkaç kişiyi daha kovalım biz en iyisi. Çünkü bunların hepsi boş oturuyor. Özellikle mutfak takımlarından kovabiliriz. Combat takımlarından da kovabiliriz. E tamam artık 21 kişiyi kovuyorum. Kovuldunuz. Gidin sigortanın falan bir şeyinizi alın. Kaz onları ayarlar artık. Tamam, derhal göreve geri gideceğim. Ve Peace Walker'ı... Evet, 2 saat askerlerimle ilgili bilgi istemiyorum. Teşekkür ederim. Mission Selector. Şimdi yine en baba silahları kuşanayım. Peace Walker Battle. Peace Walker çalışıyor ve kendini savunma sistemi seni hedef alıyor Snake. Onu durdurmanın bir yolunu bulmalısın. Çabuk. Öyle mi kazcığım? Canım benim. Cınım. O halde çok biliyorsan sen durdur. Ya bu kazdan emir almaktan sıkılan başka kimse var mı? Bence kaz... Dur neyse, aha. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Previously on Oyun Gezers Metal Gear. What are you doing, Snake? Oh my god. Previously on Hideo Kojima's Peace Walker. Ve başladık. Yükleme bitince. Başladı. Carl Gustav. Direkt saydırıyorum arkadaşlar. Ve hiçbir etkisi olmadı. Harikulade. Önce boss'un yapay zekasının ortaya çıkmasını mı bekleyeceğiz? Ne yapacağız? Çık güzelim çık. Ortaya çık. Roketten saklanmak ne demek? Mutluluğun formülü. Çok açık. Bir sen bir ben. Bir de Phantom Pain. Yüzleş benimle. Bak boss'un laflarını söylüyor. Oh, flamethrower devrede. Yandık. Yani literally yandık. Şu kafasına da sıkabiliriz. Aa, vurduğum yerde patlama izi kaldı. Çok güzel ya. Hızlı hızlı gidiyor canı. Hatta Strike MK falan da çağırabiliriz. Oo, top ayaklarıyla ezmeye başladı ortalığı. Strike MK çağıracağım arkadaşlar ben. Saldırın MK. Geliyor saldırı. Oo, bayağı iyi oldu be. Saldırdılar MK. Yalnız beni bir türlü ezemedi bu hayvan. Oh, flamethrower engaged. Yani diyor ki flamethrower nişanlandı. Kelime oyunları. Şuradaki bazukasına mı ne ateş edebiliyor muyum acaba? Aman neyse be. Rastgele sıkacağım valla. Burada kodekten Huey bolca bilgi veriyordu sanırım. Hayır vermiyor. Yeterince mermin var mı diyor Miller. Sağ ol Miller'cim, ben robotları yenmek için roket gerektiğinden farkında değildim. Oyunun 5. boss'uyla kapışıyorum artık. Sen de haklısın tabii ama. Ya bu hayvan niye sürekli sadece flamethrower'ını kullanıyor? Orijinal bir şeyle gelin arkadaşım bana. Of, beynine verdim. Üzerine basmamasına dikkat et. Peki abicim, ben basarsa zaten iyi bir şey olacağını düşünmüyorum. Aha, bacak motoru şarjlı dedi de niye kendi kendine tepinmek için kullanıyor o bacak? Saldırın MK bu deliye. Bakın şimdi çok güzel bir manzara oldu. Oo, gökten
Mother Base'in rahmeti yağdı. Oh. Ve bitecek. Bununla beraber herhalde. Oh. Damn. Damn. Metal Gear. Metal Gear. God. This is Snake. I'm in front of the nuclear disposal facility. Bam. Ve bitti. İşi bitti. Peace Walker'ı artık ne diyeyim? Şurup gibiyim şurup, turp gibiyim turp. Yok ettik. Bu arada sevgili Ajdar bu videoyu izliyorsa lütfen bir bölümde gelsin, beraber bir let's play çekelim. Vallahi isterim, Ajdar gelsin. Ajdar'ı çağırıyorum buraya. Ajdar, seninle Rock Band oynamak istiyorum abi. Türkiye'nin süperstarısın, bunu da hepimiz biliyoruz. Kilitler şey yapıldı, kendimi savunma moduna geçiyorum. Geçiyorum demedi herhalde, geçiliyor mu diyor. Ve hala alev sıkıyor herif ya. Adam yemin ediyorum kışın anneannemin doğalgaz harcadığı gibi yakıt harcıyor ya. Bu oyunda zaten Hideo Kojima birçok noktada aslında anneannemi anlatmak istemiş. O paradigmadan baktığınızda bütün sırlar ortaya çıkıyor. Zaten hikayede mantıklı olan her şey anneannem olduğunu düşünerek baktığınızda anlam kavuşuyor bir anda yani. Oo. MSF'ten mi geldiler bizi kurtarmaya? Kim tarıyor onu? Big Boss suratı hiç değişmiyor herifin ifadesi ya. Hep böyle. Yalnız bu kare bayağı güzelmiş. Ve Peacemaker bize bir baktı. Çıkışa gel oğlum dedi ve şimdi gidiyor. Ve şimdi işte Peacemaker'ın yeni modunu göreceğiz. Bam! Dört ayaklı. Bak boss bile bir geriye çek. Sallanıyor şu an köpek gibi. E peki bunun içinde boss'un yapay zekası varsa? Boss böyle dört ayakta, dört ayak üzerinde gezmekte olan devasa bir robot olduğunu algılamıyor mu? Buradayız. İşte Coldman, Paz ve Strangelove o helikopterin içindeler. Snake de... Snake uzaklaşıyor. Şimdi işte Metal Gear tarihinin en epik bölümlerinden biri. Ve bir at kişnedi. Boss'un atı bize yaklaşıyor. Bu acaba D-Horse mu? Sanmıyorum gerçi ama. Phantom Pain'deki Andalusian bu olabilir. Ve hop atladık üzerine. İşte orada. Hala menzil dahilinde. Peace Walker'ın saatteki ortalama hızı 25, saatte 25 mil. Hadi, eminim sen sağ en az 30 yapabilirsin. Paz da Hind'in üzerinde, farkındayım. O bizim müşterimiz, onu korumak zorundayız. Snake, Peace Walker'ın uzaklaşmasına izin verme. Yeni bir gün doğuyor. Hadi git. Şimdi... Burada atı kontrol ediyoruz. Üçgen tuşuna basıp çekerek ileri veya geri gittiğinden emin olup roketlerden uzaklaşmamız lazım. Snake, ormana giriyorsun, dikkat et. Peace Walker uzaklaşıyor. Ha, üçgene basıp çekmeye devam etmemiz lazımmış. Evine dön.
Üf. Heh, tam aralarında kalmayı başardık. Çok iyi ya, çok hızlı sürersek haykırıyor. Oo, Peace Walker iyice basıyor ve uzaklaşıyor. Burada yetişemeyeceğiz. Ve üç yana bas. Sınıra yaklaşıyoruz. Başka sonra görüşürüz Big Boss. Hey, şu şeye bak. Snake, ilerideki şey sınır. Dağa tırmanıyor Peace Walker. Resmen duvarda koşuyor. Dayan biraz. Lanet olsun. Ve Peace Walker Nikaragua'ya doğru devam ediyor. Attı, çok kötü düştü ya. Ha doğru tabii. Phantom Pain'deki at bu değil. Doğru ya. Henüz sadece birkaç dakika olmuş bu arada. Daha bu bölüm çok daha uzun olacak. S rank aldım arkadaşlar Peace Walker'a karşı. Snake. Kaz, Peace Walker gitti. Kazı da Paz'ı da yanlarına aldılar. Neden Kaz? Neden Coldman Paz'dan ne istesin? Paz profesörle beraberdi, yani KGB ile birlikte. Coldman bunu keşfettiğinde Paz'la Galvez arasında ne döndüğünü biliyor, öğrenmiş olmalı. KGB'nin Peace Walker'ı nasıl durduracağını öğrenmeye çalışıyor. Paz hiçbir şey bilmiyordur ki. Evet ama o büyük ihtimal buna inanmıyor. Sence Galvez çoktan öldürüldü mü? Paz'ı yakalayarak Coldman şunu mu demeye çalışıyor? Bundan uzak dur. Ya da şey, müşterinizi kaybedersiniz. Lanet olsun. Paz'la iletişimi kopardığımızda ne olacağını tahmin edemez. Paz'ın yardımımıza ihtiyacı var. Tamam. Ama bu olay artık parayla ilgili değil. Acele etsen iyi olursun. Nereye gittiğini biliyoruz. Nasıl? Amanda'ya teşekkür edebilirsin. Snake, Basilisco'yu kovaladığın o nehir Rio San Juan Nehri. Öbür tarafı bizim ülkemiz. Nikaragua'daki arkadaşlarımı takip etmesini sağladım cihazı diyor. Çok fazla beraber çalışmıyoruz. Nereye gitmiş? Batıdan. Sınır boyunca batıya devam edip Lago Caribolo kayamına gitmişti. Orada bir askeri, Amerikan askeri deposu var. 2 yıl önceki bir depremden önce Amerika orada çok şey yapmamaya başladı diyor. Basilisco orada eminim. Lago Coquibolca, nasıl ne bileyim. Sınırı nasıl geçeceğim? Bizim geçmek için kullandığımız bir rota var. Sadece küçük bir bot ama seni kaptanıyla tanıştırabilirim. Teşekkür ederim. Nikaragua'yı asla William Walker gibi birinin ellerine bırakmayacağız. Snake, Coldman nükleer füzesini o üstten fırlatacak. MSF'ye hedef alıyor. Huey'nin söylediklerine göre fırlatmayı hazırlamaları 2 gün daha sürecekmiş. Ama görünüşe göre o günü seçmelerinin bir başka sebebi de var. Neymiş? Yarın Vladivostok'ta Amerikan-Sovyet toplantısı var. Fırlatma büyük ihtimal... Doğru ya, işte SALT 2, yani silahla sızlanma konuşmalarını şey yapar. Sence Coldman o konuşmaları mı bozmaya çalışıyor? Ya öyle ya da bunu bir tür pazarlık şeyi için kullanacak. Elinde hala paz da var. Dolayısıyla her durumda zamanımız tükeniyor diyor. Snake, ben de bir çözüm bulacağım dedi. Sınırı geçeceğiz. Nikaragua'ya gideceğiz. Peace Walker hazırlanmadan önce fırlatmayı iptal etmemiz lazım. Coldman Paz'dan ne istiyor bilmiyoruz. Galvez dedikleri adam, unutmayın. O kırmızı protezeli olan şey. Profesör, sahte profesör, KGB ajanı. Ne diyor? Peace Walker nükleer füzeyi fırlatmadan önce durdurulmadı.
Lago Cochibolca'daki onların kuzey doğusundaki Amerikan füze üssüne sız ve iletişim kulesine doğru git. Snake, Peace Walker sınırı geçti. Ve işte dediğim gibi Amerikan askeri üssüne girdi. Coleman MSF üssünü hedef alıyor. O füzeyi fırlatmasına izin verme. Peace Walker'ı yok et. Ulan 4 görevdir Peace Walker'ı yok etmeye çalışıyoruz be. İyi hadi seni mi üzeceğiz? Bu sefer yanıma biraz daha ateş gücü almaya karar verdim. Bu ne? Large Caliber Combat Pistol. Nasıl ya? Oo, ben bunu hiç bilmiyordum. 1911 A1'ın custom versiyonu varmış. Bu işte Metal Gear Solid 3'te kullandığım bir silah. Aynen öyle evet. Arkasındaki halkalı demir, özel tutma şeyi. Snake sayıp duruyordu işte, bu o. O halde bunu alalım ya. Muzu da alalım, tabii muzsuz olmaz. Muzsuz olursam mutsuz olurum. O yüzden olmaz. Tamamız sanırım, daha fazla bir şeye ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Direkt şu Amerikan üstüne doğru gidin. Nikaragua'ya. Ülke değiştireceğiz. Costa Rica'dan çıkıyoruz. Costa Rica. Nikaragua. Banana. Tamam. Gondola nehir boyunca batıya doğru git. Oradan Nikaragua'ya ulaşacaksın. Oradan sana bir rehber ayarladım. Seni yaklaştıracak. Snake. Chico. At için üzgünüm. Bayağı sevimli bir attı. Hayatın sonu. Çok güzel değil mi? Neredeyse trajik. Atı vurmak zorunda kalmış herif. Ama boss'u vurduğu sahneye benziyor. Seni bekliyordum Snake. Uzun bir zamandır. Boss. Sana verecek artık bir şeyim kalmadı. Alabileceğin tek şey kaldı hayatım. Kendi ellerinle. Birimiz ölmeli ve birimiz yaşamalı. Kazanan veya kaybeden yok. Hayatta kalan kişi savaşmaya devam edecek. Ve hayatta kalan kişi boss lakabını taşıyacak. Beni öldür. Şimdi beni öldür. Sadece bir boss'a yer var. Ve bir snake'e. Burada bekleyebiliyorsunuz. Tetiği çekmek yine boss savaşındaki gibi bize kalmış. İkisini de tekrar öldürmemiz gerekiyor. İşte bu yüzden boss'un ihaneti Amerikan hükümeti tarafından ayarlanmış bir şeydi. Ama o sırada hiç kimsenin hesap edemediği bir şey gerçekleşti. Albay Volgin, Amerikan yapımı bir nükleer savaş başlığını Sokolov'un araştırma fabrikasına attı. Dolayısıyla operasyonun kendisi büyük ölçüde genişletildi ve tekrar gözden geçirildi. Washington'daki başkanlar biliyorlardı ki ülkenin masumiyetini kanıtlamak için boss'tan kurtulmaları gerekecekti. Ve bu işi de kendi adamlarından biri yapması gerekecekti. Boss'un eve canlı dönmesine izin verilmeyecekti. Ve kendini öldürmesine de izin verilmeyecekti. Hayatı en sevdiği öğrencisi tarafından sonlandırılmalıydı. Hükümet böyle istiyordu. Ona verilen görev buydu. Bu işte mutsuzluk onu mezarına kadar takip edecek. Gelecek nesiller ondan nefret edecek. Amerika'da onuru olmayan korkunç bir hain olarak, Rusya'da ise neredeyse nükleer felaketi ortaya çıkartan bir canavar olarak, resmi tarihe bir savaş suçlusu olarak geçecek. İşte bu onun son göreviydi. Snake, tarih onun ne yaptığını asla bilemeyecek. Hiç kimse asla gerçekleri öğrenmeyecek. Onun hikayesi, debriefingi sadece senin kalbinde yaşayacak. Yaptığı her şeyi ülkesi için yapmıştı.
Hayatını ve onurunu ana vatanı için feda etti. O gerçek bir kahramandı. Gerçek bir vatanseverdi. Bir şey doğru gitmiyor. Girişteki gardiyanlar çok kötü görmüyor. Ne düşünüyorsun? Biraz yardıma ihtiyacım olacak. Ve kutuyla girdik içeri. Ben Snake. Beni duyabiliyor musun? Ben Miller. İyi, ses iyi geliyor. Sorunsuz içeri girdim. Güzel. Binanın öbür tarafında bir hava sahası var. Onun kuzeybatı tarafı, gölün kuzeybatı tarafında. Fırlatmayı oradan gerçekleştirecekler. Hemen önünde bir iletişim kulesi var. Tahminimce Peace Walker'ı oradan kontrol ediyorlar. Kaz, Mother Base'i hedef alıyorlar. Sence orayı boşaltmamalı mısınız? Boşaltmanız gerekmez mi? Hayır. Buradaki herkes sana inanıyor boss. Peki. Siz bilirsiniz. Ben de mekana bayağı alıştım zaten. Peki Amanda ve adamları ne olacak? Onları güvenli bir yere götürdük. Onları artık bu işin içine dahil edemeyiz. Güzel. Onların zaten kendi davaları var uğruna savaşacakları. Ve Snake, unutma kötü adamların elinde Paz da var. Unutmayacağım. Birkaç destek ünitesi hazırlıyoruz. Fırlatmalarına izin verme Snake, sana güveniyoruz. Dedi ve sanırım birazdan başlıyoruz. Ulan sen benim Mother Base'ime hedef almak ha. Sen benim o kadar uğraşıp yaptığım askerlere hedef almak ha. Ulan ben seni... Ulan Coldman hesap vereceksin köpek. Köpek. Şimdi... iletişim binası şurası. Zoom yapan bir aygıtım olsaydı gösterirdim ama özetle şu bina. Bu da Terminator Vision gibi ya böyle. Evet. Robot Snake. Aslında oyunu first person oynuyormuşum gibi neredeyse. Sovyet askerleri ha? Bir Amerikan üstünde mi? Burada bir şeyler ters. Gözlerini dört aç boss dedi. Çok güzel saklandım üstteki heriften. Sovyet askerleri ha? Ve bunların sıkıntı burada şey, bunların zırhları var. Hadi bakalım, Freeze'i yedi ilk asker. Şey, kafalarında miğferleri olduğu için şuradan aşağı ineceğim. Bu dronlara umarım yakalanmadan geçmeyi beceririm. Ha, şuradan bir alternatif yol var. Şu rehineyi kaçıralım. Burası yeraltı tünelleri. Sanırım geri gittim şu an. Helikoptere Fulton Recovery tamamlandı. Aynen geri gitmişim şu an. O herif az daha beni görüyordu. Aa aşağıdaki herifi buldu ya. Tüh. Onu Fulton'la yedim keşke. Şimdi. Ha birileri bize ateş ediyor. Alarm moduna geçin dedi. Şimdi işte burada dikkatli olmamız gerekiyor. Şu drone nerede? Hemen tepede sanırım. Evet. O alt tarafa inmezse eğer sıkıntı yok. Ama inerse sıkıntı çok. Cevap verin HQ. İşte ben patrol. Burada sorun yok falan filan. Şurada şöyle bir tek taktik uygulayabiliriz. Şu drone'un yerini görmem lazım. Oo, burada üst katta da askerler geziyordu değil mi? Tamam, şöyle duvara karşı biraz duralım. Şu üstteki herifin sesleri ne kadar gelecek bakalım. Evet, tepede dronlar gani geziyor. Şu boru koruyor şu an beni ondan. Aşağı kadar indi. Buralara gelirse direkt yakalanırım ve yakalanmam durumunda
Bir tane susturuculu pistolum var. Ration'ım bile yok. Çünkü öyle daha heyecanlı olduğuna kanaat getirmiştik. Hep beraber. Şimdi şu herif gelsin bakalım. Ben bunu bir yakalayayım. Yalnız orada bir tane daha var. O beni görecektir ya. Belki de çok mantıklı değil. Şuradan. Bu heriflerden bir iki tane de kaçırmak istiyorum açıkçası ya. Aa, sana katılmak istiyorum diyor herif. Tamam, şu drone gelmeden bunu buracıkta bayıltırsak iyi olur. Ama geldi. Birazdan yakalanacağım. Bir saniyen falan kaldı herhalde. Çok... Aa, yanımdan geçip gitti lan. Herif de ne bayılmaz adammış arkadaş. Hadi artık, kaç keredir stunlanıyorsun lan. Oh be. Hele şükür arkadaş. Üzerinden kola çıktı herifin. Şimdi şu ikinci herif biraz daha sıkıntılı bir süreç yaratabilir benim için. Eh tamam, yaratmadı. Bunu da tutuklayalım. Yetenekleri çok kötü, bırakıyorum. Artık resmen yeteneğine göre alacağım adamları ya. Evet, ilk bölgeyi böylece geçmiş olduk. Bakın, bu PSP için bayağı iyi bir şey yani. Bu kadar detaylı ve büyük bölümleri aynı anda işleyebilmesi harikaydı ya. Gerçekten çok etkilenmiştim. Yani tamam, bu bölüm konsollar için çok büyük bir bölüm değil belki ama PSP için bu kadar detayı da göz önüne katarsak, bölümün başından buraya kadar hiçbir yükleme ekranı olmadan geldik. Şimdi ilk yükleme ekranımız. Evet, burası biraz çatışma görmüş bir askeri üs. İlk olarak orada bir drone var. Üzerinde taramalı tüfeği de var. Çok sevimli. Onun arabası var. Güzel mi güzel. Buraya inebiliyor muyuz? İnebiliyoruz. Ama çıkamıyoruz. O ayrı bir hikaye. Eyvah, ne yapacağım ben şimdi burada? Bildiğin bittim şu an ben. Nerede bu herifler? Of, çok büyük hata yaptık ya buraya girmekle. Very big cat you. Aha, ve görüldüm. Kalkanımın gazabına uğrayacaksınız. Harika. Bu arada bu silah çok çok iyiymiş. Şu herifi direkt kaçıralım. Şunu da kaçırayım, belki ölmesin en azından herif. Of, felaket geliyorlar yalnız. Muzum da kurtaramaz beni burada. Kalkan. Tek şansım şu an kalkan. Kalkan olur. Lüfer olur. Şurada duralım. Üçüncü herif. Aha, geldi üçüncü herif. Ama beni burada görür mü? Yok, alarmı tekrar çaldırmaya yetti o herifin görmesi. Buradan yukarı devam edeceğim. Kalkanın beni korumasını umacağım. Bıçak çekersin ha, nankör. Böyle hedefler arasında değişme yaparak vurulmaktan kaçınabilirsiniz. Şu an çünkü herkesin shotgun'ı var. Çok kötü durumdayım. Ulan, o ortaya hiç inmeyecektim ya. Ne düşünüyordum ki o sırada, çok merak ediyorum. Yani hakikaten büyük hataydı. Bu herifler öldüler orada. Ve alarm modunu atlatmayı başardık. Fakat... Harika, vuruluyorum ya. Of. Şurada yatıp biraz canımın dolmasını beklemeye çalışacağım. Ama ne kadar işe yarar bir strateji pek de bilmiyorum.
Güzel, birini daha indirdim. Yere yatayım da şu canımın kritik kanama durumu var şu an Snake'in. Yere yattığın zaman kanamalar durabiliyor bir yere kadar. Aa, canım da doluyor lan yavaş yavaş. Aa, bu oyunda regenerating health mi var ya? Baksana hala doluyor. Ben bunu hiç bilmiyordum. Demek ki yere yattığımız sürece canımızı doldurabiliyoruz. Bakayım hala dolacak mı? Evet, vallahi doluyor. Bunu yeni öğreniyorum şu anda galiba. Tamam, o zaman şimdi. Military Sans Frontières. Bölge hala, düşman hala bölgenin içinde bir yerlerde, onu bulun falan filan diyorlar. Sen bul lan, çok kolaysa. Neyse, artık gizli silaha geçmek zorunda kaldım. Bana başka şans bırakmadılar. Muzumu kullanacağım. Burası merkez diyor. O şarkının geri kalanını unuttum ama böyle bir salak bir şarkı vardı. Tamam, buradan yukarı doğru devam edeceğiz. Şurada sanki bir araştırma dokümanı var mıydı? Ha, rehine varmış. Rehineye fulltonu takalım canım. Analyzer. Hiç de fena değil aslında puanları da. Gel kardeş, gel. Gel, alem var ya. Tamam, şimdi çatıya doğru çıkıyoruz ve hedefimiz olan bölge de burasıymış zaten. Bakalım çatıda neler bulacağız. Tutuldu sağım solum. Aha işte burası, burada hep yakalanıyordum ben. Hep. Çünkü şu aşağıda böyle balkon gibi yerler var. Ve bayağı sıkıntılı bölgeler. Bu arada bütün bu bölgeyi kafanıza kazıyın çünkü buralarda gezeceğiz. Şu aşağılarda da gezeceğiz daha sonra. Şimdi bir tane drone görüyorum. Şurada sanırım askerler var. Evet, şunun arkasına saklanmak zorundayım. O herif beni görmeden geçip giderse ne ala. Yanıma gelirse CQC'yi basacağım ama sanırım gelmiyor buraya kadar. Güzel. O zaman direkt muzumu kullanayım. Hatta bu herifin üzerinden ekipman çıkacak mı diye biraz elleyelim adamı. Kolası var mesela. Kolayı içerim. Alırım bir daha. Kıpırdama, yemin ediyorum muzu veririm beynine. Tamam. Şimdi. Defol ulan it. Dedi Snake. Bir şey diyeceğim, şuradan doğrudan Communications Tower'a şunun alttan sürünüp gitse niye buradan aşağı iniyorsun? Bu arada Communications Tower kelimesini o kadar Türk aksanıyla söyledim ki İngilizce ağladı. Communications Tower'a gitsek ya buradan Tower'a. Kardeş, Tower'a nereden gidiliyor? Işıklardan 300 metre git abi. Peki. Şu oteğimi kapatayım, gözümün önünde durup duruyor. Ama nasıl da işe yarıyor be. Açmayı unutuyorum. Keşmekeş içerisinde böyle habire unutuyorsunuz işte. Ay, oteğimi açtım mı, bilmem ne yaptım mı. İşte şuradaki drone her seferinde beni yakalıyor arkadaş. Bak, yine kesin yakalayacak. Ah, yakaladı. Biliyordum. Biliyordum çünkü bu drone hep yakalıyor. Bak, kepçe gönderiyor, sonra bir de yakalıyor, tutuyor, çekiyor falan. Spastik ya. Yukarı çıkalım. Düşmanı bulduk, destek gönderin. Allah'tan o zırh sırtımda da. Şimdi tek bir şansım var. Hiçbir şansım yok. Bunu tutup yere çalalım. Daha içerideki herifle başa çıkmaya çalışayım. Bu konuda yine kalkanıma güvenmeye çalışacağım ama... Of, şatkanlı herif geliyor. Yandık yandık şu an. Bu rehineyi kurtaramayacağım. Şöyle hedefimi tuta tuta kalkanımı geri doğru çekileceğim yani. Başka şansım yok.
Aa ne oldu? Alarm çaldığı sürece buraya ilerleyemiyoruz. Şurada bekleyip bölgeyi boşaltmalarını bekleyebilirim. Alarmın geçmesini... Ulan buradan niye beni bulamıyorlar şu an? Buraya geldiğim bariz değil mi yani? Şu koridoru doğru ilerlesenize, akıllılar. Abi yapay zeka bayağı kötüymüş ya. Herifler boşluğu arıyorlar şu an. Ulan Metal Gear Solid 2'nin yapay zekası böyle değildi işte. O herifler var ya, burnundan kan alıyordu adamın. Nasıl katlanıyorsun ya? Sırf eleştirdi oyunu. Yerden yere vurdu. Bütün seriyi gömdü. Yo gömmedim. Arada söylüyor ama değil mi? Bak o adam şu an bu adamı görmüyor abi. Sinan abi sen karar ver bak, eleştireyim mi eleştireyim abi mi? Abi gerçekçilik arıyorsan git aynısını Amerika'nın üstüne sızmaya çalış. Ah olacak bu. Öldük. Oyunlarda gerçekçilik değildir, eğlencelidir önemli olan. Tam eğlenceli zaten, bir şey demiyoruz. Tamam. Yatıp kalkıp... Ne geçiyorsun işte, daha ne olacak? Bir yandan eleştireceğim tabii. Çünkü mesela herif kendi de düzeltti bunları Phantom Pain'de, böyle değil artık. Yani o oyunun kendi yapısıyla ilgili. Sen böyle şeyleri bulabiliyor muydun 1980'lerde? Yok. Ben 1980'lerde ben yoktum zaten. Her şey sırayla. Gerçekçi değil abi, eğlenceli. Bu arada beni bölümün başına atmış olmasına ne diyorsun Sinan abi? Ta en başına. Yok save ile alakalı değil ya, bildiğin. Her şeyde seni suçluyor. Yerine geçeceğiz oğlum. Yok o arkasından freeze yapıyorum. Ondan sonra bir korkuyorlar, ellerini başının üstüne koyup oha, bütün gün öyle durmaya devam ediyorlar. Bayağı hızlanmışsın o zaman. Çünkü adamın yere yattığını bile görmedim. Yani. Şimdi mesela şu drone'a hemen. Artık ya şimdi buraları bir kere geçtim ya, artık speedrun kafasıyla ilerleyeceğim biraz. Speedrun kafası dediğimiz nedir? Şöyledir. Şuna bir el sıkarsın, buna bir el sıkarsın. Onlar yerdeyken koşar gidersin. Ama tabi alarm olduğu için oyun devam etmene izin vermez. Kudurur durursun. Allah'ım delireceğim ya. Resmen izin vermiyor devam etmeme. E neyse şu alarmı atlatana kadar o zaman şurada şöylece durayım. Bakalım oyunu daha ne kadar eleştirebilirim. Bu ne ya? Texture'lar çok düşük çözünürlüklü. Şu herifleri full tonlayayım da ortalıkta görünmesin kimse. Mermileri, kolaları da toplayalım. Oo, gardiyan gelmiş. Şimdi geçebiliyor muyuz bu bölgeden? Peki alarm sustu. Hayır, hala geçemiyoruz. Aman efendim, ne güzel ne güzel geçememek. Bir şey diyeceğim, o adamı da bayıltırsam işler daha da hızlanır. Veya arkasına geçip freeze yaparsam iyice işler hızlanır. Oha, adam gördüğü saniyede üzerime sıktı yalnız. You're a wizard, Harry. I'm not a wizard. Yes, you are, Harry. I'm just Harry. Listen, just Harry. You're a wizard. No, Hagrid. I'm just Harry. No, just Harry. You're a wizard. Listen to me, Hagrid. I'm not a wizard. No. You're a wizard, Harry. Oo, 4 tane adam yerde bak, iyice esnafı döven İrlandalı'ya dönüştüm ha. Şimdi balonla kaçırıyorum hepsini, İrlanda'ya gönderiyorum. IRA'yı kuracağız. Fulton Recovery Suspect Subject Confirmed Onboard Helicopter. Small Maintenance Dock'a doğru ilerliyoruz. Of, gerçekten bunu tekrar en başa atması çok sinir bozucu oldu arkadaşlar ya. Ama söz verdik, sözümüzde duracağız. Bu bölümü geçeceğim. Zaten kaydın bir saate ulaşmasına daha bir 10 dakika var. O 10 dakika içinde ben size kesin buraya kadar gelirim deyip bir daha ölüyormuşum falan. Ama bu sefer artık şey, acımam kalmadı yani, agresifçe ilerleyeceğim. Gerekirse headshotlar, medshotlar uçuşacak ortalıkta. Sıkıntı yok. Semt çocuğuyuz. Bunu zaten daha önce de belirtmiştim. Semt çocuğu olmak önemlidir arkadaşlar. Sıkıntı olmaması için. Ya bugüne kadar duyduklarım bu şekilde düşündürttü bana. Çünkü ne kadar semt çocuğu varsa sıkıntı olmadığını üzerine basa basa söylüyorlardı. Sıkıntı yok, semt çocuğuyuz şeklinde. Dolayısıyla şunu anlamış durumdayım. Bütün olayı anlayamadım ama semt çocuğu olduğunuz sürece sıkıntı pek olmuyor.
Şimdi bu herife freeze çakalım. Bakın artık o da bir semt çocuğu. Onu semte gönderiyorum. Güzel semtimiz Gültepe. Şimdi orada bir drone, burada bir asker. Oho. Ya bu oyundaki yalnız şu cover'a girmek bayağı şey. Keşke hani şurada ne bileyim silahlarımızı doldurabilseydik. Hareket edebilseydik her şeyden önemlisi. Yani neden cover'dayken hareket etme özelliği koymamışlar hiçbir fikrim yok. Çünkü Metal Gear'ların daha öncekilerinde bu cover'da hareket edebilmek çok önemli bir özellikti. Yani karakterimizi doğru düzgün kontrol edebilmek anlamında çok önemliydi. Şimdi artık böyle bir şey durumu söz konusu. Cover'a girdiniz mi oraya yapışıyorsunuz, çivileniyorsunuz bu Peace Walker'da. Yuvarlana yuvarlana kaçtım be. Koşarak koşarak gel bana gel. Güllerin. Tamam güzel. Rooftop'a tekrar geldik ve bu sefer o drone beni yine yakalamayacak demek istiyorum ama yine yakalayacağını nedense biliyorum. Çünkü o drone beni hep yakalıyor. O drone'un beni yakalamadığı bugüne kadar sanırım bir iki kere sefer oldu. O da yani böyle şansına yani. Bak bir tane chaff grenade almış olsaydım bunların hiçbirisi olmazdı. O drone pat diye bozulurdu. Ben de oradan geçerdim. Bu işte burada biterdi. Herifler nükleer füze gönderecek. Biz hala burada 2-3 tane uzaktan kumandalı oyuncakla uğraşıyoruz ya. Elektroşoku dayadım bünyeye. Acaba vursam mı bu drone'u veya arkası dönükken hemen atlayayım. Derhal koşmaya başlayayım. Şimdi burada kaybedecek vakit yok. Buzz Lightyear'ın da söylediği gibi no time to lose. Derhal merdivenden yukarı. Ve şimdi görülürüm büyük ihtimalle bak. Bak 3, 2... Ha, biri orada duruyor mu diye bakıyor. Şu an göz göze bakıyoruz herifle. Hadi bakalım. Sence duruyor mu biri? Kutuyu alayım şurada değil mi? Kutum var. Ama burada saman çok sırıtıyor bir arkadaş. Baksana direkt kutuya gelecek bence herif. Bu kutunun burada ne işi var şeklinde. Abi saman işte ya bulaşma. Ya kutu işte. Bak şimdi ya. Oha adam anlamadı. Belki o da gelir yanıma kontrol etmeye. Kıpırdamadığım sürece belki de... Oha çok iyiydi. Ama alarmı çaldırdı. Abi inanamıyorum bir saniyeyle heriften kurtulamadım ya. Bir saniyelik bir fark. Şimdi oradan kesin güvenlikler gelmeye başlayacak. Ha bak geliyor adam oradan. Ve buradan geçtiği gibi beni görecektir büyük ihtimalle. İşte böyle düşman burada diyor. Oğlum dur. Freeze dedik sana. Tövbe tövbe. İlla böyle duvara mı yapıştıralım yani? Hadi bing it Fulton'la bing it. Oo cips bıraktı. Kola bıraktı. Big Boss'a bildiğin böyle tam gamer yiyecekleri bıraktı. Om nom nom diyerekten yedim ben de. Tamam herhalde birazdan şu süreç de bittiği zaman ooo yandık 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 ah. Aa arkasını döndü gidiyor. İşte bu be. Söz verdim yaptım. US Missile Base'e sızdım. Artık pazı kurtarma zamanı geldi de geçiyor hadi artık. Şu kızcağızı kurtaralım. Nikaragua, Amerikan üst, füze üssü, monitör odası. Paz. Snake. Can you hear me? Beni duyabiliyor musun? Evet, seni duyabiliyorum. Neredesin? Emin değilim, tanımıyorum burayı. Coldman nerede? Az önce kontrol kulesine doğru gitti. Son dataları girme konusunda bir şeyler söylüyordu. Ne oldu?
Beni buldular. Snake. Kaz. Snake iyi misin? Bütün MSF şu an senin yönüne doğru çift hızla geliyoruz. Ciddi misin? Üste çok bir iskelet ekip kaldı diyor. Diğer herkes şu an Nikaragua'ya doğru yola çıktı. Snake, sence o kontrol kulesine doğru gidebilir misin? Emin değilim ama buralar Rus askerleriyle dolu. Yolumu zorlayarak geçmem gerekecek. Neler dönüyor? Hiçbir fikrim yok. Oraya mümkün olabildiğince hızlı gitti. Neredeyse ulaşmış durumdasın zaten. Snake, geliyorum Paz. Benim hakkımda endişelenme. Ben barış meleğiyim. Seni izliyor olacağım. Here goes nothing de çevirmesi çok zor bir şey ya. Hadi hayırlısı mı diyeyim artık, yani işte başlıyoruz gibi bir laf. Of. Ulan burada da şimdi konu çok heyecanlı ya. Bir sonraki bölüm büyük çatışmayla devam edecek ama dur bakayım, bir saat oldu mu? Aslında olmuş arkadaşlar ya. Ama bir sonraki bölümü size çok bekletmeden getireceğim. Bir sonraki bölüm büyük çatışma. MSF'ten birliklerimiz buraya geliyor bize yardım etmeye. O kontrol kulesine gidip Coldman'ı derhal yakalamamız lazım. Büyük bir çatışma olacak. Bölüm boyunca alarmlar susmayacak. Roketler patlamaya devam edecek. Böyle bütün üs birbirine katılacak. Duvarlar yıkılacak. Ortalık delik deşik olacak. Bir sonraki bölüm çok canavar bir bölüm. Ulan keşke şimdi hemen yapabilseydik ama süre doldukça videoları editlemek falan zorlaşıyor. Ya bir saat zaten herhalde sizi tatmin edecek bir miktardır. O yüzden bir sonraki bölümü çok hızlı getirtmeye çalışacağım peşine. Ayrılmayın bizden. Phantom Pain'e şu an birkaç gün kaldı zaten. Bakalım ne kadar. Evet, birkaç gün kaldı sadece. Orada dediğim gibi daha önce de işte sizlerle beraber canlı yayınlarla falan filan devam edeceğiz. Takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.